organizasyonumuz oldu. Konser ve festival organizasyonumuz oldu. Özellikle 29 Ekim'de özellikle şey yapmadık. Bir büyük konser getirmedik ama ona rağmen işte gördüğünüz bu meydan hemen hemen doluydu. Yani çok da güzel bir akşamdı. Ondan sonra iki gün sonra Cumhuriyet konserimiz oldu. Akhisar Belediyesi Türk Sanat Müzik Korosu yaptı bunu. Akhisar Belediyesi bünyesine almıştık Sanat Derneği'ni. Çok da güzel bir konser oldu. Çok keyifliydi. Bunun dışında işçi alım merkezi, işçi bekleme merkezimiz biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur belki. Onun inşaatı bitmek üzere. Sonra artık sandalyeler falan kaldı ve giydirmesi kaldı. Ben seçimden önce bir sabah saat 5 gibi bu Akhisar, eski Akhisar Lisesi'nin olduğu yere gitmiştim. Kavşağa gitmiştim. O gün soğuk da bir gündü. Vallahi bayağı soğuk bir gündü. Baktım orada devamlı işler geliyor gidiyor, geliyor gidiyor ve ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunu yapan belediyeler de var. Bursa'nın Nilüfer Belediyesi var. İstanbul'da birçok ilçe belediyesi bunu yapıyor. Bir böyle bir işçi toplanma merkezi yaptık. Bunu bir prototip olarak düşünün, ilk olarak düşünün. Özellikle vatandaşımızın tepkisi, vatandaşımızın isteği ve en önemlisi vatandaşımızın kullanımına göre bunun sayılarını artırmak istiyoruz. Çünkü gerçekten güzel bir şey yaptık. Yine dışarıdan alınanlara göre çok daha ekonomik bir çözüm ürettik. Kendi imkanlarımızla da yaptık. Bunun yanında yeni yerler ihtiyaçları da var, farkındayız. Doğuş Hastanesi'nin orada var, başka yerlerde var. Bunlarda da vatandaşımız bu yerlere sahip çıkarsa biz de keyifle bu ikinci, üçüncü yerleri de yapacağız. Bunun konuda da Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Onların da destekleri için. Biliyorsunuz az önce konuştuk kendi özel sohbetimizde. İki hafta önce bir özel hastanede bir eylem vardı. Bir haciz vakası vardı. Ben o konuya bir kez daha açıklık getireyim. Biz A patron, B patron hastanenin ortağı için değil. Orada daha sadece işçi ve hastalarımız mağdur olmasın diye oradaydık. Sağ olsun çağırdı işçilerimiz, sahip çıkılmak istendi. Biz de koşa koşa gittik. Elimizden gelince destek olmaya çalıştık ama tabii çok fazla yasaların önünde yapacak bir şeyimiz yok. Umuyorum o sorunda, dün akşam yayınlar vermiş, bir tanesini seyredemedim. Kapalıydı yayın. Diğeri biraz baktım, Vedat Bey'in yayınına baktım. Şöyle söyleyeyim. İnşallah hastanenin ortakları anlaşırlar. Hastanenin işçilerimiz için en güzel çözüm olur. O hastanede Akhisar'ın bir değeridir. O hastanede yaşamaya devam eder. Ben bununla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Size de söyleyeyim. Ben arkadaşlar benim adımı kullanarak para isteyenler var. Ses kaydı var Avukat Bey olduğu için İsmail Bey'de. Bizim adımız kullanarak burs parası istiyorlar. Bankaya yatırın diyorlar. Bu tip şeylere lütfen insanlar önem vermesin. Ben bunu meclis salonunda da söyleyeceğim. Bu çok önemli. Bizim kimseden bir para isteme gibi durumumuz yok. Ha biz şunu istemişizdir. Bağış, belediyeye bağış. Hakikaten böyle bir şey yapacaksınız. Belediyeye bağış yapabilirsiniz. Sizlerden de destek bekliyoruz. Çünkü belediyemizin ekonomik durumu iyi değil. Bu konuda da her türlü bağışa da açığız. Bir de ben bir sistem daha edeceğim. Ondan sonra da siz soru sorarsınız. Şimdi biz 7 aydır farkındasınızdır çalmadık kapı bırakmıyoruz. Herkese gidiyoruz. Parti Marti ayımında herkese gidiyoruz. Herkesten de Akhisar için yapılabilecek her türlü projeye de destek istiyoruz. Akıl alıyoruz. Bununla ilgili iki çeşit muhalefet var. Bir muhalefet sağ olsun biz gittikten sonra arıyor. Aman diyor bunlar iyi insanlar. Bunlar Akhisar için bir şeyler yapmak istiyor. Destek olun. Devam edin, çözün veya onlara verdiği zaman bunları söylüyor. Bunlardan Allah razı olsun. Gerçekten bunlar Akhisar aşığı insanlar. Bir de muhalefet tarzı var. Yani ben isim veya parti vermek istemiyorum. Biz gidiyoruz arkasından aranıyor. Ya bunlar diyor CHP diyor, bunlar diyor yapacağı işi boş ver diyor, salla diyor, bilmem ne diyor. Bu tarz yaklaşımlar duyuyoruz. Bunlar için söyleyecek fazla söz bulamıyorum. Fazla yorum yapmak istemiyorum ama lütfen Akhisar'daki herkes bizim doğru buldukları projeler için bize destek olsunlar. Yani en azından köstek olmasınlar. Biz bu yaptıklarımızı hepsini Akhisar için yapıyoruz. Parti ayrımı göze kadar yapıyoruz. Bizim burada yapacağımız bir hizmet. Herhangi bir Akhisar Belediyesi tahsil edecek arsa bu benim şahsıma, benim aileme, benim kişiliğime verilmeyecek. Bu arsa Akhisar Belediyesi verecek. Bu yer Akhisar Belediyesi tahsil edecek. Bu konuda her partiden herkesin Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, hangi parti olursa olsun her partiden ben tüm gücü olan insanlardan destek bekliyorum. Ya yani benim yanımda biz konuştuk mesela benim arkamdan şunu söylendiğini duydum ben. Kulağımla duymasam inanmam. Aman ha dedi belediyeye tapusunu falan verme başka bir çözüm bul. Ya ben çok üzüldüm böyle bir yaklaşıma.
Ben bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Bu çünkü belediyeye verilecek bunların. Mesela bir devlet bir yere bize tahsis ederse bu belediyemize verecek. Belediyemize vermek demek de sizlere verecek. Sizlerin kullanımına açılacak demek. O yüzden ben tüm Akhisarlılardan, tüm Akhisar aşıklarından, tüm siyasilerden destek bekliyorum bu konuda. Destek vermeyenlere de, hani şu andaki isim vermiyorum ama tabii bu böyle devam ederse de ileride açıklamak zorunda kalırız. Ben çünkü çok somut duyduğumuz şeyler var, hoş olmayan şeyler var. Ha, çok güzel şeyler, işler yapan başka bizimle aynı partide olmayan arkadaşlarımıza onlara da teşekkür ediyorum ayrıca. Onun dışında benim genel notlarım bunlar. Sizlerin varsa soruları keyifle cevaplarım. Ben yeni çay alabilirim, benim çay soğudu. Sağ ol. Ben de kapatalım mı? Teşekkür ederim. Soracağım kısımda canlı. Hiç sıkıntı yok, her zaman yapabilirsin. Benim hiç sorun yok. Yok yok, hemen soru. Zeynep abi kesin soru. Tabii ki, ne demek? Ben de sen erken çıkacaksın için sen önceliği al. Aynen abi. Tekrar Allah şifa versin, tekrar sağlıklı diyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben geçtiğimiz günlerde tesadüf eseri olarak Paşa Camisi'nin civarında Sayın Kaymakam'ın korumasıyla beraber dolaşırken gördüm. Selam verdik, konuştuk, sohbet ettik biraz. Müsaade, geziyorum dedi, bak geziyorum lafını söyleyince gazeteci olarak bana. O zaman dedim geziyorsanız sizi bir yerlere götüreyim, eski Akhisar'ın içine doğru götüreyim dedim. İlk defa şeye götürdüm. Eski dispanserin olduğu yere götürdüm. Hı hı. Evet. Burası dedim Milli Eğitim'de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde. Buraya dedim Sayın Belediye'miz kreş yapsa çok kreş. Bunun için sizin belediyenin karşılıklı diyalogla tamam orası Milli Eğitim'indir de prefabrik de olsa köşesine oranın arsasını çok iyi bildiğim için söylüyorum. Köşesine prefabrik geçici de olsa, geçici bile olsa bir kreş yapılır, önü de bahçe olur ve çok sakin çok olur. Çok güzel. Dikkatini çekti. Milli Eğitim'de olduğunu iyi biliyor musun dedi. Biliyorum dedim çünkü iki gün önce Süleyman Bey'le mi görüştünüz? Hayır, şey, Süleyman Bey'le bir toplantıda Akiyat geçiş adamlarıyla. Evet, şeyde Akiyat toplantısında vardı. Onun akabinde biraz daha ileriye oradan çıktık ara sokaktan. Burası dedik işte şahıs malı, tarihi bir bina. Görüyorsunuz bu sarraf bilmem kimin dedik. Onun yanında da benim bildiğim kadarıyla dedim bazı tarihçilere göre burada olduğu söylenen kerpiç bir bina var. Tek katlı bodrumu olan bir yer. İstiklal Savaşı'nda çetelerin veyahut da örgütlerin, ülkeyi kurtarmak isteyen örgütlerin, Kuvayi Milliye'nin karargahı olarak kullanılmış. Fakat bu da şahıs malı. Hatta sarrafın yakın akrabası olan bir kişinin. Burasını da değerlendirmek açısından devlet olarak, belediye olarak bir şeyler yapılabilir. Çünkü Kuvayi Milliye'nin bir yeridir. Tabii bir güzel bir şey. Oradan tam ters tarafa bu sefer. Yani, baya dolaşmışız Halim abi. Evet, baya dolaştırdım yani. Ben dolaştırdım Kaymakam Bey'i. Oradan size de söyledim. Herhalde Ahmet Başkan mı, Belediye Başkan mı sorarız? Burada yok herhalde. Yanfiye'yi de götürmüştüm oraya. kafam karmakarışık. Diğer çok sevdiğim kardeşim. Diğer belediye başkanı. Ekrem Bey var, Bedri Bey var. Bedri Bey'i alıp götürmüştüm. Nerede olduğunu, kimde tapusunun olduğunu bilmediğimiz bir bina olan kitlerin bir binası var. Tarihi bir bina koruma altında. Orası bundan 25-30 sene civarında PTT'nin kreşi olarak çok mükemmel bir şekilde inşa edildi. Onun açılışına herhalde buradaki bir kenar gelmiş olabilir. PTT Genel Müdürü bile gelmişti açılışına. Orasını gösterdim. Fakat dedim tapusunun kimlerde olduğunu bilmiyorum. PTT'de midir? Yoksa telekomu falan geçmesin. Kiplerin elinde midir? Bilmiyorum. Bakarız, araştırırız onu. Talimat verdi. Araştırın tapu kim dediği. Bir es vereyim. Dispanser için biz çalışmaları başlattık. Talep edeceğiz. Yazısını yazacağız.
Tabii. Hı-hı. Orası da o dispanser muhabbetini kalmışsa da. O bina da eski Akisar'ın içinde oluyor. Bir de koruma altında. Ve çok yani işte o de Kaymakam Bey burasının tamiratı falan dedi, sit kurulu dedim, kusura bakmayın. Her şeyi var. İçine girip yakmışlar kapıları mapıları. Buranın sadece doğraması yapılacak. İçi dizayn edilecek. Tekrar bir kreş olabilir. Ya şey zaman alıyor tabii bu tip şeyler. Anıtlar Kurulu'nda olduğu için bu tip şeyler hani normal bir bina olduğu zaman çok daha hızlı gidiyor. 6 ay içinde işte laminatı, boyası bilmem ne şey yapıyor ama sadece şeyi 6 ayla bir sene sürüyor. Anıtlar bu tip şeylerin kurulu, projesi. Tabii tabii Anıtlar Kurulu'ndan ziyade işte şu anda tapusunun kim olduğunu. Önce ona bakarız. Biz şimdi dispanseri yoğunlaştık. Dispanseri talep ediyoruz. Buyurun. Şey, Alhamdun abi. Sanırım Selman Bey'in evinden bahsediyorsunuz. Hayır. Selman Bey'in evi yıkıldı. Orası dispanser. Dispanserden sen şeye geçtin. Kreşten bahsediyorsun. Özel bir şahsa aitmiş dediniz. Orası Sarraf Ahmet Sarıtabak. Kendisinin. Tamam. O bina. Yani dispanserin dibindeki bina. Tamam, onun dibindeki ve işte Kuvayi Milliye'nin bulunduğu, yani yakıldığı... Biz şu an dispanser için hareket geçtik. Evet, dispanser için. Bir sonra ürünürsek sonra... Yavaş yavaş. Evet. Mesela şey için de cezaeviyle ilgili çok güzel, eski cezaeviyle ilgili çok güzel projemiz var. Ondan bahsetmiyorum. Mesela proje aşaması olanlardan bahsetmiyorum. Eski cezaevinde de Milli Eğitim'le beraber, Milli Eğitim oraya güzel bir okul yapacak, ilkokul alanı yapacak, arka tarafa, ön tarafı yeşil olacak, cezaevi binasında saklayarak restore edeceğiz taş binayı da. Tabii tamamı taş değil, onun dışı taş kaplama ama çok hoş bir bina. Yeşillikler içinde. Aynı Manisa'da da benzer bir örneği var. Ona benzer bir bina yapmak istiyoruz. Orasının tüm tapusu belediyeye geçti. Geçmedi işte. Onun aşamalarında değil. Ondan fazla bahsetmiyorum. Acizane olarak ben girdiğimi söylemeye çalışıyorum. Sayın Erdoğan Kamburoğlu zamanında Adalet Bakanlığı ile yapılan bir protokolde girdiğimi söylüyorum. Evet, ama tam kesindir bilmiyorum. Adliye Sarayı'nın önündeki bahçe var ya. Biliyorum da meşhur bahçe. İşte o Adliye Sarayı'nın önündeki bahçenin tapusu belediyeye aitti. Cezaevi kalktığı zaman becaiş yapılacaktı. Biz başka bir yerde, Milli Eğitim'e geçiyor, başka bir yerde becaiş yapacağız. Ha, tamam. Bilmiyorum. Yani o şekilde de. Onu bir eski... Şeyden bir arsa vereceğiz, başka bir eğitim alanı takas edeceğiz falan. Öyle bir değişik bir projemiz eski var. Eski bir, yani Erdoğan Kamburoğlu zamanındaki protokolü meydana çıkarırsanız var mı? Bak, konuştuk onu. Konuştunuz mu? O protokol tam olarak gerçekleşmemiş. En sonunda da zannedersem onu tam araştırırım. Son dönem belediye döneminde de başka bir işlem yapmış orada ilgili için. Ben kesin, ilk aşamada kesin yorum yapmayayım. Başsavcı Ekrem Bey'le olduğunu biliyorum. Çok da güzel, mantıklı bir şeydi. Evet. Şimdi iş yapılacak. Dediğim gibi biz o adliye alanını Milli Eğitim'le ortaklaşa projede karıştırıyoruz. Sağ olsun hem kaymakamımız, hem Milli Eğitim Müdürümüz, hem diğer müdürlerimiz, Akisar'daki müdürlerimiz gerçekten çok uyumlu. Onlarla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Hepsi de çok güzel bir şekilde bizle çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlarla çalışıyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi Başkan Bey, bir anda 4-5 yerde başlamak doğru değil, adım adım. Şimdi önceliğimiz adliyede, tabii yok aklımızda. Tespit yapıyorum. Önceliğimiz şu eski cezaevi alanında bizim, orayı güzel bir restore edebilirsek, şu anda da zaten gelenler olmuştur. Binanın içi falan çok kötü döndü, harap. Ya affedersiniz, girdiğiniz zaman kokuyor içerisi. Kimin girip kimin çıktığı belli değil. Orayı bir toparlayalım. Çok amaçlı bir salon haline getirmeye çalışıyoruz. İki tane bina var orada. Onunla ilgili projede çizdiler. Bir tanesi büyük olan binayı işte toplantıların olduğu, zaman zaman özel organizasyonları, belki ileride konserlerin, mini konserlerin olduğu bir çok amaçlı salon. Yanına da bir tane küçük bir alan var. Orayı da ne yapabiliriz diye düşündük. Mesela eğitim merkezi olabilir. Gene belediyeye ait güzel bir iki tane bina olacak. Binaların arkasını tıraşlayacağız. Taş olan yerlerini itibaren keseceğiz. Çünkü çok büyük binalar. O kadar büyüğe gerek yok. Oraları arkaları biz toparlayacağız. Araya basket sahası, voleybol sahası gibi spor tesisi yapacağız. En arkada da Milli Eğitim Müdürlüğü bir ilkokul yapacak. Orada da tabii hayırsever arıyoruz. Çünkü Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şu an öyle bir bütçesi yok. Hayırsever olacaklarsa kendi ismini vererek oraya çok güzel bir Akisar'ın tam merkezde, en güzel yerinde okul yapabilir. İnönü Mahallesi'nde. Son olarak şunu söyleyeyim mi? Gideceğim için kusura bakmayın. Tabii yok yok, hayır. Ne demek abi? En büyüğümüzsün yani. Kaç yaşındasın Halil abi sen? 74 yaşındayım. Maşallah abi. Dilin nasıl? Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi ile diyaloglarınızın çok iyi olduğunuzu söylüyorsunuz. Bir sıkıntı yok diyelim. Evet. Ben bir Akisarlı olarak, gazeteci olarak değil, bir Akisarlı olarak çok üzülüyorum. Hangi konuda abi? Devlet Karayolu'nun bakımsızlığı ve refüjlerinin durumu. Çünkü sık sık da yani aile durumdan dolayı Manisa
İzmir'e gidiyorum. Özellikle Menemen yoluyla da gittiğim zaman ne olursunuz? Bir daha söyleyeyim. O Büyükşehir Belediyesi'nin oraya ışıklandırmadan tutun bakımına bakım, kadar. Çim vardı, çim gitti abi. Ya her şeyleri o kadar güzel bir Avrupa şehri gibi. Siz çıkıyorsunuz Manisa'dan Menemen yoluna giriyorsunuz. Şeye kadar yenip yapılan TOKİ'lere kadar mis gibi bir yol. Yani gece giderseniz Avrupa şehri giriyor. Aynen öyle. Ama bizim Akhisar'ımızdan içinden geçen, özellikle İzmir-İstanbul Devlet Karayolu'nun içinden geçen, daha açılmadığı için söylüyorum çevre yolu. O insanların, yabancıların Akhisar hakkındaki düşüncelerini sizlerin takdirine bırakıyorum. Kesinlikle. Yani. Bir de ihale bize kalıyor abi. Şimdi i̇şte, o da biliyorsun. Büyük o yol hala karayollarında. Büyükşehir'le protokol imzalamışlar. Normalde Büyükşehir'le yapması lazım. Şimdi Büyükşehir'le ilişkimiz güzel ama eksik bıraktıkları şeyleri de söyleyeceğiz ki yapsınlar. O konuda biraz yani, maalesef zayıf kaldılar. Bilmiyorum neden öyle oldu. Işte, o belli neden olduğunu ben o konuya değinmek istemem. Yok. Belli. Yok, bütün niyet yoktu hocam. Organizasyonu yapamamışlar. Hayır, tabii siz öyle değerlendirin. Başka İlçelerin de giriş çıkışlarında büyük şehirlerin neler yaptığını biliyorum. Biraz gezmeyi yani, sevdiğim için. Öyle, ben de. Akhisar için en sona bırakılanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Siyaset yapmak da istemiyorum. İşbirliğiyle de çok büyük bir yatırım icap etmez. İşbirliğiyle de bu iş çözülebilir gibi geliyor bana. Biz onu da söyledik. Yani orayı da çözeceğiz merak etmeyin. Yani ama bazı şeyler tabii bizim elimizde olmayan şeyler zaman alıyor. Yani tabii. Bizim elimizde olan şeyler nedir? İşte kendimize ait arsada, kendimize ait inşaatta daha hızlı hareket edebiliyoruz ama devlet ailemden bir gitmeden bir kahve söyleyeyim. O kahveyi çok seviyorum. Sağ olun. Ben sade. Sade kahve alırım. Kahve içenler orta sade. Sade. Ben de içeceğim kahve. Şöyle söyleyeyim. Yazışmalar bilmem ne. Ben çok alışık değilim abi devlet için. Ben alışmışım hemen tak yap şunu yap. Vay parasını yaptım. Yani ben de esnaf kökenli olduğum için. Ben daha bu şey sistemi benim çok garime gidiyor. Hatta bazen müdürlerle böyle birbirimize girecek gibi oluyoruz. Niye yapmıyorsunuz? Niye bekliyorsunuz? Yok oraya yazı yazacaksın. Yok oraya yazı. Hani kendi arsamız Anıtlar Kurulu'na ait değil. Yıkım izni yıkım yapmak için zamanında bir yazı yazılmış. Yıkım yapmak için Anıtlar Kurulu'ndan izin alacağız. Bir öğrencisini yapacağız birisi. Önüne bir beton alacağız. Şimdi yanında bankamatikler var. Bankamatiklerle bir tane büfe var. Biz kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. O büfeyi öne alalım dedik. İnşaat aşamasında adamcağız mağdur olmasın diye. Beton atmak için oraya gene Anıtlar Kurulu'na izin alıyoruz. Hani ondan bu tip şeylere tabii daha yavaş ilerliyor. Bizler, arkadaşlarımızdan, benden, ben de değerlendirmeye çalışacağım. Yazdım da zaten fakat şey etmedim. Haber olarak şehir yani Akhisar'ımızın tek merkezdeki tek parkının bakımsızlığı evet, ve çevre işte dediğim gibi devlet karayolunun bakımsızlığını Büyükşehir Akhisar'a el atmıyor diye bir haber hazırladım. Böyle bir haberi basın açısından değerlendirdim. Bir seferinde yazdık. Hemen akabinde daire başkanı şeye geldi. Ziyarete geldi. Tamam abi söyle abi yazdı gelsin. Biz de söylüyorsun devamlı. Bunları biz belirtirsek haberlerimizde çok mutlu olur. Yani ben acizane olarak ne kadar çok uzak kalsam bile medya sektöründen bir parça. Çünkü ulusal medya yok artık. Kimse elini uzatmıyor. İşte son durumda da biliyorsunuz. Hürriyet'te kayyum değil mi? Hürriyet Gazetesi'ndeki Konkordato ilan ediyor. olmayacak insanların saf dışı bırakılması. Öyleymiş maalesef. Yani çok enteresan. Türkiye'nin bir zamanlar bir numaralısı olan yok olmak üzere. 30 bin satmıyor diyorlar şu an. Çok üzücü. Ben Hürriyet Gazetesi'ni dedim geçen ay. Ben kusura bakmayın arkadaşlar. Yok, yok. Sizler ben daha genel siyasete girmiş ama Hürriyet Gazetesi'ndeydim. Hürriyet Gazetesi daha önce de gitmiştim. Daha gençken de gitmiştim. O zaman tabii Türk basının deviydi. Geçen ay işte bu zeytin borsası zeytin hasat şenliği için gittik. O halini görünce tabii o hürriyetten bu hürriyette insan bir üzülüyor yani. O hürriyet her gün durdu yani ve herkes gelende okurdu yıllar boyunca. Şimdi sözcü oluyor. İnanıldığı bir ilk çıkan var. İlk çıkan sayısı da var. Hı hı. Sonuna kadar var. Rahmetli. İnşallah son çıkan da olmasın rahmetli. Abi daha devam etsin. Rahmetli. Basın hayatımız şöyle önemli. Rahmetli babamın aldığı gazeteyi saklamış babam. Ben de onu saklıyorum şimdi.
Şimdi ama ben, işte ne yazık ki. Birkaç defa sözlü olarak mesela o karayollarını söyledim. Dedim bize devredin, biz yapalım. Yani bir şekilde onun bakımını yapalım. Temizlik ben sık sık yaptırmaya çalışıyorum ama gerçekten hareketli bir yol, kolay değil. Yani normalde nasıl oluyor diye bekliyorum. Ben bir telefon edecek, bir yazı yazacak, gönderecek ama o bürokrasi maalesef öyle işlemiyor ve yavaş işliyor. İyi niyetli olduklarını düşünüyorum ben. Ben başka bir konuya geçeyim. Çok da büyük şey olmasın konumuz. Bizim Akisar'da mesela ben geldiğimden beri en büyük sorun şeydi. Temizlikti. Onun da sebebi süpürgecimiz yoktu. Eleman eksiğimiz vardı. Ve bu sebepten dolayı normalde sokaklar süpürülmüyordu. Ben geldiğim zaman. İşçi alımı yaptık. Çoğunluğumuz park, bahçeler ve temizlik işleri oldu. Şu anda süpürge kadromuz da tamam. Sizden de ricam bizim birer fare müfettişimiz olun. Bu tip şeyleri size gelen şikayetleri direkt bana da atabilirsiniz. Belediye hesabımıza atabilirsiniz. Şu anda süpürge kadromuz var. 25 kişilik bir ekip sahada. Akisar içinde. Köylerde ve beldelerde hiçbir temizlik yapamıyorduk. Ona başlıyoruz şimdi. İki tane ekip kuruyoruz. Bunlar düzenli olarak gidecekler. Köy tuvaletlerini temizleyecekler. Camileri temizleyecekler. Başka, aynı ekibin başka elemanları caddeleri süpürecekler. Sırayla bütün köy köy, belde belde dolaşacağız. Bu konuda bir eksiğimiz vardı. Bu konuda da bunun için de Akisar hattına özür diliyorum. Elimde olmamasına rağmen böyle bir eksiğimiz vardı. Ama umuyorum o sorunda bu yeni eleman alımımızla çözeceğiz. Ama gene de sizlerden bu konuda destek bekliyorum. Başka bir şey var mı? Aydın abi sen. Otoparkla ilgili soracaktım. Bir saniye. Bedri Bey'e de söyledim. Bahir'in caddesinde bana havale etti Ahmet Bey. Bedri Bey'e bakıyorum işte. Bahir'in caddesinde gündüz 11, 12, 13, 14 civarlarında bir tane veya iki tane konteyner var. Evet. Doluyor mu? Çok mu doluyor? Hayır, dolması değil. Evet. 11, 12, 13 civarında gelip alıyorlar. Zaten oradaki trafik allak bullak. Abi alsınlar da boş ver saati. Boş ver o kadar önemli. Gözünü seveyim. İmeni Mahallesi'nde gece alınıyor. Yani o gece alınabilir. Bir konuşurum şeyle. Buradaki espri de şu. Hangi saatlerde full oluyorsa. Şimdi sabah esnaf çok şey çıkartıyorsa. O saat hani akşama kadar veya gece kalması daha çok sıkıntı olabilir. O yüzden bir konuşurum bizim arkadaşlarla ben ama zaten Bedri Bey'le, ben de Bedri Bey'le de görüşüyorum. Park, temizlik işlerini biliyor, çevre sağlık müdürümüzle görüşüyorum. Ama orada şey de var. Şimdi mesela saat 6-7 oluyor. Esnaflar kapanırken gene bir çarşı pisleniyor. O sırada da mesela bir eleman çıkartıyoruz. Hayır, Tahir'in Caddesi. O değil. Tahir'in Caddesi bu sadece. Bir de işte biliyorsunuz işte bizim benim bulunduğum ofisin dibindeki boş bir arazi var. Yani o konteyner tam yolun ortasında kalacağına, tam köşede kalacağını, o şeyin içine koyalım. Bir bakalım abi, oraya çalışabilir. Olur verdiler. Trafik çok enteresan bir şekilde tıkanıyor. Otopark. Otopark evet, gerçekten kısırız. Gün geçmeden trafik kalmıyor. Şimdi benim seçimden önce, bir sözüm vardı. Bu otoparkları ücretsiz yapmak için çalışacağım diye. Tabii benim elimde değil, ben bir yazı yazayım vereyim diye. Gene az önce dediğim bürokrasi. Bunu ben sözlü olarak birkaç defa belirttim Büyükşehir Belediyesi. Onların da kendilerini bağlayan bir şey olduğunu söylüyorlar. Akisar Spor'da bir sözleşme olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden otoparkların ücretsiz olması şu anda mümkün değil dediler. Ben şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne bir meclisine bir tane önerge vereceğim bu önümüzdeki mecliste. Diyeceğiz ki kardeşim haklısınız, Akisar Spor'la anlaşın. Neyse gelir, neyse Akisar Spor aktarılan gelir bu şey otoparklar sayesinde. %50 paylaşalım. Yarısını Büyükşehir versin, yarısını Akisar Belediyesi versin. Bu şekilde otoparkta ücretsiz yapalım. Çünkü Akisar, Manisa ilçesinde otoparkta ücretli olduğu tek yer, sokaklardaki otoparklarıma söylüyorum, Akisar. Bunu böyle bir talepte bulunacağız. Bakalım bir de böyle bir yoldan gideceğiz. Akisar Spor'dan da bu konuda anlayış bekliyorum. Yani Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkta ücretsiz yapmak istediğini, Akisar Spor yönetiminin buna karşı çıktığı ben çok iyi biliyorum. Birebir de hem Akisar Spor'a söyledim, hem Manisa'ya söyledim. İkisi de aynı şeyi söylediler. Biz söyledik ama istemiyor dediler. Akisar Spor dedim ya bize ciddi gelir elde ediyor dediler. Dedim biz yardımcı olalım, pek yanaşmadılar. Onu da hem de ne gelir elde ediyorlar onu da bir ortaya çıkartırız. Onun dışında da benim Akisar'da ilgili çeşitli projelerim otopark yapmak için işte Çarşamba Pazarı ile ilgili bu arkadaki saha ile ilgili iki tane benim kafamda proje var ama tabii bu biraz büyük bir proje. Bu sadece belediye kaynaklarıyla olacak bir proje değil. Yapıştır devlet tarzı bir yapı düşünüyoruz ama onun için de güçlü bu iş yapabilecek sermayesi olan insanların, iş adamlarına ihtiyaçlarımız var. Yani işte onun için biraz acele etmiyorum. Onu ikinci, üçüncü senelik zamanları biraz daha yaymak istiyorum. O ilk seneki şeyde şu an maalesef otopark kısa vadede gözükmüyor. Ha şu var, otopark yapmak aslında Akisar Belediyesi'nin görevi değil. Ama Büyükşehir Belediyesi'ne de her şeyi yüklemek doğru değil. Biz böyle bir alanı yapıp gerekirse ücret karşılığı Büyükşehir Belediyesi'ne devrederiz. Gerekirse yapışacak devletle şirket yapar. Ama bir şekilde bir çözüm bulup
Bir çarşamba pazarı, bir de arkamızdaki alan bize tahsis edildiği zaman inşallah ileride tahsis edilir. O zaman şey yapacağız. Orta için hocam, bir tane fazla yapmıştık. Başkanım, orta. Bu şu anda eski belediyenin olduğu yer ihtiyacı diyorsunuz. Orada şehir otobüslerinin çok büyük bir sıkıntısı var. Öyleymiş. Ama onu önümüze çekersek o da sıkıntı. Şimdi o eski belediyenin oradaki bayağı bir büyük bir boşluk var ön tarafında. Burayı oradan aşacak mısınız yoksa yıkılımında? Hayır, aynı kalacak. Aynı kalacak. Zaten orasının o yeşilliği de lazım yani. Bir yani şöyle bir şey, her tarafı arabalarla otobüslerle doldurmamız lazım. Çünkü insanın nefes alacağı, oraya iki bank koyarız, bir şey yaparız. İnsanlar orada da nefes almaya devam eder. Yani. Sadık Başkan'ın orada bir projesi vardı. O proje bildiğim kadarıyla fiyatı da ödendi bunun. Son ödemesini bu hafta yaptık. 10 bin lira son parasını ödedik. 400 bin lira, 300 bin lira yakın para ödedik onun için. O proje hiç basında paylaşılmadı. Ben vereyim size onu. Yani nasıl bir proje çıktı? Uygulanmayacak bir proje değil. Açık söylüyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Neden yapılmış bilmiyorum ama çok yazık yani. Orada 300-400 bin lirası belediyenin heba olmuş. Başka bir şey değil. Ya o insanlar da haklılar, kazandık parayı verin dediler. Böyle bir baskı kurdular ama hani benim elimde olsam oraya bir kuş para ödemezdim. Peki bu şu andaki eski belediye karşısında mevcut otopark, Anıtlar Bölgesi'nde orası da bildiğimiz kadarıyla. Bunu Anıtlar Bölgesi'ne çıkarıp katlı otoparka dönüştürebiliyor musun başkanım? Yok. Biz yapamıyoruz ama onun o projede şey var, tıraşlanıp üst katında yeşil alanın meydanın devamlı olup altta tek taklı bir otopark haline çevirip öyle bir proje var ama yani bunu da unutmamak lazım. Tabii bizde değil bu, burası Büyükşehir Belediyesi. Yani bizde olmayan bir yer için konuşuyorum. Yeni otopark alanı yaratmadan da mevcut otoparkı da azaltmamız lazım. Biz mutlaka yeni otopark alanına yaratmamız lazım önce. Yani o meydana dokunmadan önce, o meydana dokunmanın Türkçesine o alanda parkın içine katmak. Belediyenin altı otopark demiştiniz başkanım, açacağız. Açtık. Kuralar çekildi, kurayla sahipleri belli oldu. Şu anda yeni aboneler var. Hani almak isteyenler başvurur, sıraya girer. Şu anda öyle bir şey var yani. Onun kurası falan çekildi. Başkanım, Aksar Belediyesi'nde olmayan bir yeri projeye nasıl çıkartıp yarışmaya açıyorlar? Yani. Bilmem. Ya yani bilmem, ben belediye başkanıyım o zaman. Evet, Sayın Başkan, işçiler için yaptığınız duraklar altı, işçilere sahip çıktığınız için bir emekçi olarak teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü çok zor şartlarda iş yerlerinden bekliyorlar, gidiyorlar. Aynen öyle. Birçoğu Manisa'ya gidiyor, fabrikalara gidiyor. Hizmetler çok güzel ancak onları korumak da çok önemli. Çünkü birkaç dersiz çıkıp onu onca yatırımı berbat edebilir. Buraların korunması konusunda herhangi bir önlem alındı mı? Kamera koyacağız abi ama o da Aksaray halkına şu aşamada, ilk aşamada Aksaray halkına güveniyoruz. Yani gidip de her duvarın başına bir tane bekçi koymak gibi bir şeyimiz yok, şansımız yok. Orada insanlar bilinçli olacak. Şimdi içinde sigara içmeyecek mesela. Evet. Yani bunu içen adamı da yanındaki uyaracak. Ne bileyim, çöp atmayacak, şey yapmayacak. Affedersin, biz onunla da yaşayacağız. Yani tuvaletini yapacak olan da olacak gece oraya. Evet. Hep bunları yaşayacağız. Temizleyeceğiz. Ondan dedim yani Aksaray halkının ne kadar buna sahip çıkarsa biz onun birebir aynısından yaparız. Aksaray halkına sahip çıkmazsa biz daha ekonomik şeyler çözümler bulmaya çalışırız. Bence çok güzel oldu. Bilmiyorum siz nasıl bir şey yapıyorsunuz ama çok beğendim ben. Güzel. En azından işçilerin rahat bir şekilde bekleyebilecekleri bir yer. Yağmurdan, özellikle kışın soğuktan. Yani günün orada yağmurda kliması olacak oyunun aynı zamanda. Yaz kış çalışan. Şöyle bir sistem olacak. Belediyeden uzaktan kumandayla kontrol edilecek. Bir tane ekran koyacağız uzun vadede. Yani tabii bazı şeyler diyorum ya, göreceğiz bakalım. Çünkü daha önce böyle bir şey yapılmadı. Ne Aksaray Belediyesi daha önce böyle bir şey yaptı, ne halkımız böyle bir hizmetle karşılaştı. Hep beraber sonuçlarını göreceğiz. Yani bu bir deneme gibi. Eğer başarılı olursak biz bundan çok sayıda yaparız. Hiç sıkıntı değil. Çok büyük maliyet yok çünkü. Sayın Başkan, kendi imkanlarımızı yaptığımız için. Demir yolu için ve çevre yoluna taşındıktan sonra ben çok özür dilerim. Hemen iki tane güzel haber vereyim. Ondan sonra soruya devam edeyim. Birincisi çevre yolu yapımı başlıyor. Hızlı bir şekilde bitecek. Tabii hızlı bir şekilde dedim. Ben 3 ayda biter mi dedim müteahhide. 1 sene dedi. Ama bitsin artık. Yani yeter. Kaç senedir önümüze konuyor. Afişler asılıyor. Artık şu çevre yolu bitsin. İkinci güzel haber de büyük ihtimalle de eğer bir aksilik olmazsa havalimanı Aksaray açılacak. Uluslararası havalimanı olacak. Volkswagen fabrikasının isteği üzerine.
Onunla ilgili de çalışmaya devam ediyormuş. Eğer o da olursa ciddi sayıda uluslararası uçuşta olacak Akhisar'da. Buyur abi. Demir yolu ve gaz inşaatının yıkıldıktan sonra oraya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen dönem bir çalışma yaptığı bir proje hazırlandığını biliyoruz. Evet. Açıklamaları oldu. Büyükşehir değil de daha önceki şey, yani belediye başkanı bir adayı yaptı o projeyi. Büyükşehir'in bir projesi yok öyle değil. Yani Devlet Demir Yolları'yla eski belediye başkan adayının projesi vardı. Yani bu konuda bir haber yapmıştık. Evet. Proje hazırlandı. Aha. Bittiği zaman işte şöyle oldu. Tabii tabii. Yok denildikler diye. Tam bilemiyorum. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'yle de temas. Tabii tabii. Devamlı temas yok. Zaten o alanı o. Şimdi şöyle bir yanlış anlaşma önüne geçelim. Burada iki aşamalı bir olay var. Bir tanesi kalkan rayların olduğu yer. Bir tanesinde garın ve arkasındaki pazar pazarında alan geniş alan, geniş arazi. Şu anda parasal değeri olan yer o gar ve arkasındaki pazar pazarı. Bizim burayla ilgili öngörümüz şu. Tabii ki orada Devlet Demir Yolları'nın kendi özlük hakları var. Buradan belli bir rant elde etmiş oluyor. Başımız üstünde var, hiçbir sıkıntı yok. Arkasındaki pazar pazarı bizim olmazsa olmazımız. Sığdırabilirsek bizim projemizde vardı. Karşısında bir tane otopark, Büyükşehir'le beraber yapılabileceğimiz. Belki tutu otelinde içine alınacak dev bir proje hazırlarız. Ve buradan bizim bir maddi beklentimiz yok. Devlet Demir Yolları'nın veya Büyükşehir'in bir beklentisi varsa onları da saygıyla karşıya destekleriz. Ama bu projeyi yaparken de Akhisar'ın genel trafik sorunlarını, çevre sorunlarına bir dikkat edilmesi lazım. Yani önemli bir proje. Çünkü Akhisar'ın o bölgesine gidip de göklerini dikerseniz Akhisar'ı bitirsiniz. İkinci alan, o alanla ilgili Devlet Demir Yolları arsa sahibi, mülk sahibi, bizim ona saygımız sonsuz. Bu yüzden de onlarla beraber bir proje geliştireceğiz. O ayrı bir kısım. İkinci kısım, beni şu an nasıl ilgilendiren kısım. Çünkü o kısım olması için Türkiye'de gene bir inşaat ekonomisi başlaması lazım. Yani oradan bir rant elde edecek insanların olması lazım. Ama şu anda öyle bir ekonomi yok. O yüzden de o proje beklemedi. Bizi bağlayan kısım şu anda verilerin kalktığı kısım. Akhisar'a girdiği zaman Halil abi çok doğru söylüyor. Yani orta taraf kötü. Sol tarafta rayların kalktığı yerlerde taşlar kalkmış, şunlar kalkmış. Ben Akhisar'ın belediye başkanı olarak bu görüntüye utanıyorum. Bizim buna acil bir... Aynen öyle. Yani savaş alanında Bosna ekmişin de orada doluşmuşum diye. Adamlar dokunmamışlar hiçbir yere sırf insanlar görsün diye. Biz de işte bir önceki belediye görsün diye dokunmuyor gibi oluyoruz. Ondan sonra giriyoruz. Ya solunda sen söylüyorsun upuzun şey. Biz buraya dedik ki verin bize yazıyı yazdık. Tahsis edin bize. Buranın bir şeyi yok. Yeşil alan olacak burası. Hiçbir bir kuruş, kimse bir gelir elde edemez. Bu alanı verin tahsilimize. Biz çalışmaya başlayalım. Çevre düzenlemesi yapalım. Bisiklet yolunu, yürüyüş yolunu yapalım. Türkiye'de örneği olmayan 6.2 kilometrelik bir bisiklet yolumuz olsun. Çok güzel olacak ama belki onlar da haklı. Devlet Demir Yolları da biz orayı versek elimizde pazarlık gücü kalmaz. O diğer yerle ilgili bir şey isteyemeyiz tarzı kendi bir yaklaşım var olduğunu düşünüyorum. Ama versinler vermesinler. Şu an orada çalışmaya devam ediyor. Devlet Demir Yolları hala da iş yapıyor orada. Kendi malzemelerini alıyor. Bittiği zaman bisiklet yolu ve yürüyüş yolunu yapamayacağız. Ama ucundan şeyden ne ona çevre düzenlemesine başlayacağız. En azından şu atıl görüntünün önüne geçeceğiz. Ha bu konuda Büyükşehir Belediyesi de evet proje ortağımız olacak. Destek olurlarsa da başımız dayıyorlar. Öbür türlü de beraber çalışacağız. Hiç sıkıntı değil. Daire başkanları düzeyinde temas kurabileceğiniz insanlar var Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nde. Biliyorum canım sizin şeyler var biliyorum. İşte kardeşimin ya, şöyle bir sıkıntı var abi yani off the record söyleyemiyorum canlı yayındayız ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi olmamızdan dolayı Devlet Demir Yolları biraz çekinceli yaklaşıyor. Ama sonra biz anlatıyoruz. AK Partili arkadaşlarımız arıyor, daha rahatlıyorlar. Hani işte, o şeyi aşmamız lazım. Genel yani. Müdürlüğün yaklaşımıyla daire başkanlarının yapacakları toplantılarda yardımcı olacak insanlar mevcut. Randevu ayarla gidelim abi. Beraber gidelim hatta müsait olsa. Ankara'da. Tamam. Işte, Ankara'ya bir gittiğiniz zaman... Haber vereyim ben size, sen bir randevu ayarla. Kardeşimle bir görüşün, tamam. O size daire ötürsünüz. Başkanlarını götürsün. Çok sevindim. Öyle diyorum. Abi ben tekrar geçmiş olsun, Allah şifa versin. Ayağına sağlık geldiğin için, çok sağ ol, çok kibarsın. Bir de çok enteresan bir şekilde, bundan önceki belediyemizin büyük yatırım yaptığı köylü pazarı dediğimiz Gazi Okulu'nun arkasındaki ilçe sağlık grup başkanlığına verilen bir bina var. Çok da güzel bina. Bunu Sağlık Bakanlığı'ndan kaç para kiralıyorsunuz? Evet. 12 bin lira mıydı abi? 12 bin lira kiralıyoruz abi. Çok
da enteresan. Çok enteresan. Çok da onun, güzel bir bina. Muhteşem bir. Akbel'de evet. Olacak böyle neler yaparmış. Onun yanındaki boş olan, otopark gibi evet. olan yere çok acizane olarak buradaki çok aşırı sıkıntıda olan köy dolmuşlarının o taraftakileri nedir? Koca Kağan, Ama Ambar, abi orası da bir meydan gibi ya. Bizim için çok güzel bir alan orası. Bir nefes alıyor insan. Hayır hayır. Geçici de olsa buradaki sıkışıklığı azaltabilmek için 5 tane 6 tane köy dolmuşunu o tarafa nakletseniz de alana sokmadan olabilir. Bir ona bir çalışalım. Yani o çok şu an makul geldi. Evet, tekrar özür diliyorum. Kendine sağ ol abi. Geçmiş olsun. Başkanım, öncelikle kahvaltıya düzenlediğiniz böyle bir etkinliği yaptığınız için kahvaltı bu aynı, maksat muhabbet. Aynen, maksat muhabbet. Benim birkaç sorum olacaktı. İlk sorum, şu an konuşulan bütün projeler şehir merkezini kıstas alıyor. Sadece çöp üzerine, yani temizlik üzerine, eski köyler, yeni mahalleler üzerine bir atılım yaptığınızı duyduk. Bu mahalleler üzerine çalışmalarınız kırsal olacak için mı? Kırsal için. İlk geldiğimizden beri biz o konuda hiç durmadık. Tam tersi daha da hızlandık. Hani temel ihtiyaçları bahsetmiyorum. Taş döşeme devamlı oluyor. Birçok mahalleye şey aşaması aşaması özel çok amaçlı alanlar üstünü kapatmadır, altını taş döşemedir. Bunları yapıyoruz. Ha, bunun yanında hani mahalle mahalle özel projelerimiz var. O ayrı bir şey. Ama bizim kırsaldaki bizim şu an en büyük ihtiyacımız, en büyük sıkıntımız tarımsal sıkıntı. Bununla ilgili de çeşitli projelerimiz var. Kooperatiflere destek olma gibi kooperatiflere beraber ortak hareketlerimiz var. Onunla ilgili de projelerimiz var ama tabii köylerde, kırsal mahallelerde, şehir merkezi gibi çok büyük hani benzer projeler çıkma şansı yok. Onun ihtiyaçları da kendine göre. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir inceliyorum. Son 1-2 senede çok yatırım yapıldığı söyleniyor köylere, kırsal mahallelere. Ama biz 6 aydır bakıyorum çok çok daha üstüne koyarak yaptık. En basitinden ne yaptık? Geldiğimiz günden beri hiç durmadan tüm şey yollarını hallettik. Ova yollarını hallettik. Şu anda kalmadı değil mi? Ya bir ya iki, o bile kalmamış. Sadece, en son Süleymanlı'ya girdik en son. Evet, ova derken yanlış anlaşılmasın, dağ yolları. Dağ yolları. Yani ova ve dağ yolları. İnsandaki tarz yolları. Zaten biliyor, oradaki vatandaş onun farkında. Devam teşekkür şeyleri de geliyor. Şu ana kadar Aksel Belediyesi bazı ana arterleri yapıyormuş. Biz şu anda köylülerimizin, çiftçimizin kullandığı tüm dağ yolları, ova yolları hepsinin bakımını yaptık. Akhisar içinde zaten biliyorsunuz ilk geldiğimiz günden beri bütün yazı biz asfalt yaparak geçirdik. Özellikle geçirdik. Çünkü Akhisar yolları çok kötüydü. Ki iki sene bir hedef koydum ben. Bu sene bir nefes aldım. İki sene sonra artık Akhisar'ın içinden bana bizim yol bozuk şikayeti gelmemesi benim hedefim. Yani inşallah. Hatta dedik ki 4. 5. sene ben bir tane satı kaplama makinesi almak istiyorum ilk barda. İnşallah ekonomik durumumuz daha iyi olursa. O satı kaplama makinesiyle birçok köy yolunda bizim bize görevimiz olmamasına rağmen bir türlü yapılamayan yol varsa onlara bile gireceğiz. Yani Aksaray'daki yol sorununu biz bu dönemde çözmek istiyoruz. Evet, bir sorum daha olacaktı. Evet. Bu Kayalıoğlu'ndaki Oryahuda Tarım Okulu üzerine belki biliyorsunuzdur geçen haberini yapmıştık. İsrail'in kurulması için kurulmuş dünya üzerinde 7 okuldan bir tanesi. Tepe mezarı nasıl dünya üzerinde 7 tane varsa bir tanesi Akhisar'daysa o kadar önemli bir yer onlar için. Aynen, bu kadar önemli bir yer. 1994 yılına kadar ilk öğretim amaçlı kullanılmış bir alan. Sonrasında tam arkasına açılan yeni okulla şu an tamamen arabe haline dönmüş halde. Kayalıoğlu halkı da muhtarı bu okulun yeniden canlandırılması, restore edilmesi ya da tarihi dokuların yerine konması için bir faaliyete bulunmuştu. Bizleri çağırmıştı mesela. Altay Eylül Gazetesi olarak gidip bunun haberini yapmıştık. Sizin bu konu üzerine bir bilginiz, akıbetiniz ya da bir girişiminiz... Biz şey yaptık, yazısını yazdık onu. Milli Eğitim Bakanlığı istedik. Eğer bize gelirse de yurt dışından kaynak bulup, yurt dışından siz söylediğiniz sponsor, orayı tekrar canlandırmak istiyoruz. Aynen, tekrardan canlandırmak Biz onun yazısını... Yazıldı mı o yazı? Yazıldı. Son bir sorum daha olacak. Şimdi tren yolundan bahsediyoruz. Şu anki durumunun ne olacağından bahsediyoruz. Hani eski yolun. Ama şu an yeni kurulan tren yolunda ilk nokta vasıta problemi bence. Çünkü yarım saatte birmiş. İnsanlar ya gidip yarım saat beklemek zorunda kalıyor. Ya da tren hani kalkış geliş saatlerine göre istasyon da çok kötü. Aynen, bir revize edilirse ayrıca dediğiniz gibi istasyon da şu an durumu bayağı kötü. Şimdi ben o istasyonda bayağı peşinde koşturuyorum. Yani Ankara'daki temaslarımla devamlı konuşuyorum onu. Sağ olsun AK Partili arkadaşlarımız da o konuda bir çalışma yapıyor. İlk bana söylenen şeyin 2020 yatırım yılında gözükmediydi. Ben buna çok üzüldüm. Oraya çok ciddi, hızlı bir şekilde istasyon lazım.
Sonra başka bir, gene Ankara'dan bir arkadaşım, bir 20 milyon lira bir ödenek ayrıldı. Oraya güzel bir istasyon binası yapılacak şeklinde bir yorum geldi. İnşallah doğrudur. Onu daha şey yapamadım, onaylatamadım çünkü iki ayrı yerden iki ayrı değişik bilgi gelince 2020 yılında yapılmaması demek bizim daha en az 200 sene daha oraya şey yapamamız demek. Neden onu bu derme çatı kasaba köy istasyonu gibi bir yerden bilmemiz demek. Yani o istasyon yapılmadan o tren yolunun dışarı alması bile başlı başa bir sıkıntı. Ha bunun dışında tabii ulaşım hizmeti tamamen büyük şey. Biz bunu sözlü olarak birkaç defa da söyledim buraya daha çok koyun diye. Ha büyükşehir müsaade ederse ben bir tane aracı buraya koyarım, devamlı link yaparım yani belediye olarak. Onun konuda bizden yana sıkıntı yok. Aynen, bilhassa sormak istedim çünkü halkın bu yöndeki tepkileri direkt sizin üzerine, şahsınız üzerine geliyor. Aynen. Hani aydınlatmak, işte zaten şöyle bir sıkıntı var. Akhisar'da yapılmayan, her hizmet tabii ki haklı olarak Akhisar, sağ olsun Akhisar'la başka olup beni de gördükleri için bana olarak geliyor. Keşke her bir soruna çözüm olmuş ama diyorum ya, şimdi Büyükşehir Belediyesi ayağı var ki o Büyükşehir yasası çok saçma bir yasa. Yani çok kötü bir yasa. Ben Büyükşehir Belediyesi'ne de çok fazla sitem etmek istemiyorum. 40 kilometre öteden birebir kendi olduğun ilçe il gibi yönetmek çok zor. Yani çok iyi bir organizasyon kurulması lazım. O organizasyonda hala eksikler var. Bakın 6 sene geçmiş biz bu yasayı. Gelin başkanım, gelin. Çok güzel muhabbet var. Ya, 6 sene geçmiş aradan yasa çıkalı. Büyükşehir yasası çıkalı. Biz hala daha Büyükşehir Belediyesi ile o sokak benim, bu sokak benim, onun muhabbeti yapıyoruz. Bu onların şikayet etme veya Akhisar'a şikayet etme anlamı değil. Demek ki bir eksiklik var bu yasada. Yani bazı şeyler muallakta kalmış, bazı şeyler açık değil. E demek ki bu Büyükşehir yasasının bir değişmesi lazım. Bir revizyona gidecekti başkanım. Tabii tabii, Ocak ayında gidecek. Yani şu an bizden şey istediler, neleri değiştirmek istiyorsunuz dediler. Biz de dedik, ilk cümle şey yazdık, eski ilçe belediyesine dönmek istiyoruz dedik. Ama olmuyorsa dedik, o zaman 8-10 tane maddeyi yazdık ondan sonra. İşte mesela yol ayrımı olmasın kardeşim. Yol ayrımı yok, 17 metre, 18 metre bilmem ne. Bunlar zaman kaybı. Desinler ki altyapı büyükşehirin, üst yapı ilçenin. Bütün yollar bizim olsun, tüm ışıklandırsın. Tabii, ben nasıl anlatacağım? Ya şimdi ben 44 sokakta dolaşıyorum. 44 sokaktaki vatandaşa diyorum ki inşallah diyorum bana gelirse bu yol, ben bu yola şundan 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 yapmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi de diyorsa yol sizdeymiş diyor. Sonra biz diyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne yolu bize verin diyoruz. Diyoruz tamam yani yol bizdeymiş diyoruz. Hayır diyor, yol bizde diyorlar başka bir bölümü. Yani bir koordinasyon sıkıntısı var arkadaşlar. Şimdi bizim Akhisar Belediyesi tek çatı altında olduğu için bütün müdürleri ben anında oluşuyorum. Mesela az önce bana bir şikayet geldi şeyde, sizde kahvaltıda önce ondan biraz geç kaldım. Hemen aradım, bir mesaj attım. Acil gel dedim müdüre. Bak 2 dakikada geldi. Sorunu çözdük. Arkadaşı yolladık. O işini halletmeye başladık. Hani bu kompakt yapı çok daha sağlıklı. Bu şeye benziyor. Binaları büyüttükçe sorunlar büyüyor. Tamam. Şimdi bu tamam. Şehir hastaneleri süper binalar. Şöyle güzel, böyle güzel. Bir bakıyorsun bir elektrik parası, bir bilmem ne, bir şey parası. Şu an yürütülebilir. Ama 5 sene sonra ne olacağı belli değil. Yani Avrupa'ya gidin, öyle binaları zor bulursunuz. Daha küçük, herkesin ulaşabileceği çok sayıda ama daha ufak yönetilebilir yapılar kurmak lazım. Bu işte de yerel yönetimde de ne kadar merkezi yönetimden değil de yerlere indirsek yönetimi o kadar güzel sonuçlar alırız. Çünkü buradaki vatandaşın bana ulaşması kolay. Görüyorsunuz benim zaten kapı açık. Bana isteyen bir şekilde ulaşıyor, derdini söylüyor, mesaj atıyor, bilmem ne yapıyor. Koca Manisa'yı düşünün. Bir tane Büyükşehir Belediye Başkanı ulaşmak çok zor. Ben Akhisar'daki birçok sorunla ilgili Cengiz Bey'in veya Genel Sekreter Aytaç Bey'in haberi olduğunu düşünmüyorum. Yani kolay da değil. Ha burada bu iş yükü şeyde düşüyor. Buradaki temsilciler düşüyor. Orada bir yere kadar yani o insanlar da atanmış insanlar sonuçta. Belli bir yere kadar sorumluluk almak istiyorlar. Etliye suya dokunmamak istiyorlar. O bir yerde tıkanıyoruz bu yüzden. Ha ben diyorum ki ben 4,5 sene sonra belediye başkanı seçilirsem devam. Seçilmezsem oturacağım yine eczaneme. Ben o eczaneye oturduğum zaman insanların yüzüne bakabilmem lazım. Ben o sorumlulukla çalışıyorum şu an. Yani ama başka büyük şehirde olan bir insanın böyle bir sıkıntı yok. Akhisar bilen nerede gerçek? Evet. Çok açık oldu vallahi değil mi? Başkanım bu yasada Akhisar'ın en büyük geliri olan suyu talep ettiniz mi? Suyu talep etmedik, vermezler çünkü hiç zorlamadık yani. Yani bizim talebimiz olacak bir iş değil zaten de. Arkadaşlar ben şöyle bakıyorum. 5 sene önce Akhisar Belediyesi'nin dehşet geliri varmış. Aynen. O şekilde yani zaten bize şu anda İller Bankası, hepiniz için söylüyorum. İller Bankası'ndan gelen para maaşa yetmiyor arkadaşlar. Biz şu an maaşları böyle böyle ödüyoruz. Biz emlak vergisi toplayacağız, kira geliri toplayacağız, arsa bir şeyler satacağız, onun parasını toplayacağız ki
İşte İzlanda'nın beklediği hizmet. İzlanda'nın otopark diyor. Otopark dediğiniz şey en az 10 milyon. O belediyenin 10 milyon değil, 2 milyon ne parası yok yani şu anda. O durumdayız biz şu anda. Ha. Ben hep onu söylüyorum. Yani insanlar garip geliyor. Ben hayatım boyunca çok şükür kimseden hiçbir kuruş para istemedim. Yani ihtiyacım olmadı. Bir şekilde kendi kendime idare ettim. Çok param olduğu için değil, yaşam standartım kendime göre olduğu için. Şu belediye başkanı olduktan sonra belediye için dilenci olduk arkadaşlar. Yani herkesten ya bir şey yap diyoruz ya. Belediye için sen de bir şey yap. Yani biz fakir fukaranın durumu iyi olmayan üstüne yüklenmemeye çalışıyoruz. Nasıl yüklenmiyoruz? İşte en basitinden pazarcıya dedik ki size indirim yapıyoruz. 5 senede zam yok. Biz bunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Ama durumu iyi olan arkadaşlardan da biraz elin taşın altına koymasını bekliyoruz. Yani biz bazen dolaşıyoruz. Üniversite için dolaşacağız. Basketbolu sponsor verdik mesela basketbol takımına. Ben biraz sitem edeceğim. Sağ olsun organize sanayide birçok fabrika gerçekten destek oluyorlar. Ama sen Akhisar'ın en güzel, Akhisar'ın köklü aileleri, çok zengin aileleri biraz daha Akhisar'a destek olması lazım. Yani bu insanlar kendini çekiyor. Akhisar'la ilgili hiçbir alakası olmayan sadece buraya bir fabrika koymuş adam takır takır destek oluyor. 3 tane 5 tane kişinin sırtında gidiyor bu şu anda Akhisar Akhisar'da bu yardımlar, bağışlar, hayır işleri. Ve bir şey oluyor, işte aynı adam ismini söylüyorlar bana. Abi şuna gidelim mi? Dedim yeter, aynı adama git nereye kadar. 3 tane adam var, bunlardan biz bir şeyler istiyoruz. Ha, bu konularda da, buradan da söylüyorum, Akhisar Belediyesi ile ortak iş yapmak isteyen, Akhisar Belediyesi ile mesela kreş açmak isteyen, mesela benim bir eczacı arkadaşım, babası vefat etti. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. İnşallah bu seyrediyordur da. Şey yaptı, ben dedi babamın adına bir park yapmak istiyorum. Tamam, ne kadar? Şu kadar maliyet. Şu kısmını sen karşıla. Çocuk oyuncakları Üret kısmına. Değil, başka bir yerde yapıyorsun. Efendi Mahallesi'nde yapıyoruz. Üret Mahallesi'ni belediye imkanlarıyla yaptık. Özellikle dedim biraz daha, yani işte Hacı İshak'ta bir yer gösterdim. Efendi gösterdim ama Efendi'deki yer çok hoşuna gitti. Sosyokültür açıdan da çocuklar burada ihtiyacı var. Efendi Mahallesi'ne bir tane park yapıyoruz. O oyun alanlarını, şeylerini kendi karşılayacak. Babası doktordu, vefat etti. Yıllarca doktorluk yaptı. Onun ismini vereceğiz o parkı. Bu tip şeyler biz açığız. Kreş yapmak isteyen kreş yaparız. Çocuk oyun parkı yapmak isteyen oyun parkı yaparız. Başka bir hizmet isteyen ise karşılıksız bağış yapmak isteyen bağış yaparız. Biz her türlü bağışı açacağız belediye. Yani şu anda dedim ya benim adıma kendi adımı tek kuruş bağış istemiyorum. Ama belediye bağış istiyorum. Lütfen gelsin yapsın ki yaklaşık hizmet olarak dönsün bu işler. Sayın Başkan, enerji konusunu biraz şey geçiştiriyoruz. Çok şimdi da kurcalayıp da bozmasınlar diye. Çok... Ya bozulursa zaten bu saatten sonra bozulursa kusura bakmayın ben suçları anlatırım yani kimler nasıl bozdu. Yani çok üzülüyorum ona. 1 milyon euro 5 yıl ödemesiz kredi verecek. 1 milyon euro bize belediyeye verilmeyecek. Yapan şirkete verilecek. Bittikten sonra da rakamları tahmini söylüyorum. Yüzdeler değişir, şeyler değişir. Aylık 20 bin dolar civarında 20 bin dolar civarında belediyenin bir geliri olacak. Ha, bu belediyenin gelirinden ziyade bizim burada esprimiz temiz enerji. Biz bunun için bu işe girdik. Yani ben en son Almanya'ya gittim. İnanın, hatta tweet de attım. Orada görüntü de attım çünkü. Dağ taş, güneş paneli, güneş yok. Yani bizim gibi bu ülkenin her yere, her taşlık alana, tarım yapılamayan her alana güneş paneli koymamız lazım. Yani biz bu peki konuda bu çok geliyoruz ve devlet de önünü kesiyor şu an bunun. Yani önünü kesiyorken yavaşlattı, destekleri yavaşlattı. Eskiden hibeyle yapılıyordu. Görmem ben, belediyesi falan bundan kaç sene önce yaptı. Geçen Görmem Belediye Başkanı'yla karşılaştık. İşte tebrik ederim krediniz çıkmış falan. O da biliyor çünkü bu işleri takip ediyor. Krediniz çıkmış, tekse çıkmış falan filan diye anlattı. Başkanım dedim senden 3 sene sonra geliyoruz dedim yani. Ve o zaman onu yaptığı zaman hibe oluyor. Biz şimdi 5 sene ödemesi şekilde alacağız. Yani buna hep geç kalınmış proje arkadaşlar. Akhisar gibi bir yerde bana anlatıp asfalt şantiyesi anlatıyor. Son yıl yaptığı ne kadar şanslı diye. Ya Akhisar Belediyesi gibi bir yerde asfalt şantiyesi olmaz mı arkadaşlar? Akhisar Belediyesi gibi bir yerde bir tane satık kaplama makinesi olmaz mı? Yani Akhisar Belediyesi'nde kendi taşımızı üretemiyoruz. Taşı üretelim dedik, makineler eski, yeni makine almamızda eski makine hesap çıkartıyorsun. Dışarıdan almak daha ucuza geliyor. Ama millet takır takır alıp satıyor demek ki. Demek ki mal edebiliyor. Yani bizim Akhisar Belediyesi üretim açısından hiçbir şey yapmamış maalesef. Biz şimdi yapmaya çalışıyoruz. Ha bunları bahane olarak anlatmıyorum. Tam tersi ne kadar güzel işler yaptığımızı, bunların hepsini yapıyoruz çünkü biz. Geçen şey, bilmiyorum gideniniz oldu mu? Hacı İshak Mahallesi'ndeki eski adı Mahalle Konağı. Bir gittiniz gördünüz mü bilmiyorum. Çok güzel bina. Yapanlardan Allah razı olsun. Ama yıllardır boş.
Belediyedeki arkadaşlara sordum. Kaç senedir boş arkadaşlar burası? İşte 1-2 sene olmuştur diyor. Çünkü aynı binada olduğumuz için zaman kanunu kaybolmuş. Devamlı aynı iş yaptığı zaman öyle oluyor. Şimdi bana sanki 3 aydır başkanım gibi geliyor ama 6 aydır başkanım, 7 aydır başkanım. Ne kadar dedi boşluk? Bir baktık 2009 yılı arkadaşlar 10 yıldır boşuz. Eski belediye binası 10 yıldır atıldı. 2009 yılında biz buraya geçmişiz. 10 yıldır bizi atıldı, bekliyoruz orayı. Şaka gibi. Şimdi ne yapıyoruz orayı? Alt tarafı zaten taze ev olarak arada sırada kadınlar gidiyormuş, Kur'an okuyormuş, o alanı koyduk. Gene kadınlar Ramazan'da gidecekler, Kur'an'ı okuyacaklar. Cenaze olduğu zaman taze evini kullanacaklar. O konuda sıkıntı yok. Sağ girişe bir tane sosyal market açıyoruz. Açacağız. Ondan sonra üst kat, birinci katı, zemin üstü, birinci katı kadın kooperatifimiz kuruldu. Önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğim. Ona orası kullanıyor. Çok da güzel bir şey. Üretim alanı. Tarım Bakanlığı'ndan, Tarım Müdürlüğü'nden belgelerini de aldık. Üretim yapmaya başlayacaklar. İkinci kat kadın derneğinde üretim yapıyorlar. Şu an o binaya gidin cıvıl cıvıl. Ve ne yaptık? Belediye ne kadar masraf oldu? Boyadık, şey yaptık, cilaladık. O yani hiçbir şey masraf, sıfır masraftı. Şu an orayı aktif hale getirdik. Şey kütüphanesine, Zeynelzade Kütüphanesi yıllardır boş. Yıllardır boş arkadaşlar. O kadar güzel. Baktım, özellikle baktım. Son 5 senede orada ne yapılmış? Bir akşam yemeğiymişler arkadaşlar. Tarih toplantıları diye. Afiyet olsun. Bir akşam konuşulma yapılmış. Onun için hiçbir şey. Plastik sandalyede oturmuşlar. Çocuk kütüphanesi yapıyoruz. İki tane personelimiz görevlendirdik. Kitaplarımızı aldık. Şeylerimiz, mobilyalarımız geldi. Bilgisayar, iki tane bilgisayar olacak. İnternet olacak. Orada çocuk kütüphanesi olacak. Çocuk kütüphanesi olarak aktif hale getireceğiz. Yetiyoruz yani. Bu bir iki hafta içindeki olay bu yani. Değil mi? Bir hafta içinde bir toparlıyoruz. Ondan sonra ne o bizim şeydeki? Umut Park'ın oradaki. Bunlarla mı Akisar değişir? Ha büyükleri de yapacağız. Ha şu an ekonomimiz buna müsaade ediyor. Bunu yapıyoruz. İlhan Ayberdi konağı. Çok güzel. Hoş, iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bakıyorsun bir tane derneğe verilmiş. Dernek sigortasız, şeysiz. Ayda 100 ve 200 lira para engellerin cebine orada adam çalıştırıyor, para kazanıyor. Bakın şu anda orası ne kadar ayda civa yapabiliyor musunuz? 40 bin lira civa yapıyoruz. Ve o insanların şeyini karşılıyor arkadaşlar. Masrafını iyi kötü karşılıyor. 8 tane engelli sigortalı asgari ücretle çalışıyor şu anda. Ayda 200 lira para verilen çocuklardan bahsediyoruz biz. 40 bin lira civaya yükseldi. Sağ olsun Akisar'da da sahip çıkıyor. Onun dışında orada kadın danışma merkezi açıyoruz. Onunla ilgili iş ilanlarını açacağız şimdi sosyo-psikolog olarak. Kadın danışma merkezi çok büyük bir olay değil arkadaşlar. Zaten 50 bin kişinin üzerindeki nüfusa sahip bir yerde kadın danışma merkezi açmanız lazım yasa olarak. Şimdi onun bu mecliste onun şeyi geçecek. Ne yapıyoruz? Yine bu mecliste bu akşam geçecek inşallah, oy birliğiyle geçeceğini ümit ediyorum. Şey olacak sen söyle şunu, ücretsiz Wi-Fi noktalık. Akisar'daki 6 noktaya ücretsiz Wi-Fi başlatıyoruz. İhalesi yapılacak. Ondan sonra hızlı bir şekilde kurulum başlayacak. Yani büyük ihtimalle yılbaşına kadar başlamış olur. Nerelere? Ve meydana, köylü durağına, Çınarlı Kapı'ya, hükümet konağının önüne bir yerden kalk. Umut Parkı'na. Aslında Cumhuriyet'i de ilave etmemiz lazım. Havuzlu kahveyle. Yani bu şekilde küçük dokunuşlarla ve bunların hepsi, ben bunu geçen Şehzadeler Belediye Başkanı'na söyledim. Yani A Parti, B Parti olayı değil bu. Bu bölgedeki belediyelerin hep yaptığı işler bunlar birçok. Aynen. Hep olan işler. Aslında normal olan şeyler. Yıllardır var. Ben üniversiteyi orada okuyayım. Mesela bundan hani 10 yıl önce de ücretsiz Wi-Fi vardı, hala var. Gayet de güzel takı takı çalışıyor. İhale açacağız. Zaten ihale Türk Telekom, Turkcell, Türknet bu firmalardan bir tanesi alacak. Yani hangisi alırsa. Bunlar da ciddi firmalar. Yani o internet olmazsa da bizim hesap vereceğimiz muhatabımız var. Bir de kendimiz modem alıp bağlayıp bilmem ne yapmayacağız yani. Bildiğin 10 megabit hızında bir internet vereceğiz orada. Hani bu tarz şeylerle biz Akisar'ın havasını değiştirmeye çalışıyoruz. Zaten yaz boyu yaptığımız espri de oydu. Akisar'da sosyal aktivite sıfırdı. Şimdi Gölet'te biz hemen hemen devamlı bir şeyler yaptık. Yok konser olduk, yok sinema oldu. Zaten büyük konser oldu. Amatör liseli çocukları çıkarttık. Çok da güzel oldu. Bu sene daha da düzenli yapacağız onları. Başka bir şeye geçtiğimiz zaman bir de şey, bu santraldan elde edeceğiniz enerjiyi nerelerde kullanacaksınız? Onu sisteme satıyoruz. Tabii o sistem, tamam. Sisteme satıyoruz. Şeyden düşüyoruz. Bizim elektrik faturası üstünde bize ödeyecek. O zaten kanuni bir olay. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Ben söz alayım istiyorum. Yani toplantı kültürüne sahip olan, herkesin konuşmasına saygı duyan bir yerde duruyorum.
böyle bir toplantıyı periyodik olarak yapacağız herhalde. 3 ayda bir yaparız diye düşündük. Yaparsak, daha da kısasında da aynı muhabbetler yaparız. Eyvallah. Sıkıntı olur. Çok, çünkü bazı projelerin adım adım ilerliyoruz. Yani iyi olacağını düşünüyorum. Gerçekten. Mesela bir 3 ay sonra inşaatta yaparız. 6. ayda orada yaparız. Orada bir kahvaltı yaparız. İnşallah. Böyle bir demokratik zeminin olması, herkesin kendini ifade etmesi, kent sorunlarıyla ilgili düşüncelerimizi söylemek gerekiyor. Çünkü gerçekten 17 yıl, 15 yıl çok sustuk, hiç konuşmadık. 3-5 kişi bu kentin sorunlarının kararlarını aldı. Bu da doğru olmadığı her halinden Vesim Dutlu'nun anlattığından çıkıyor ortaya. Benim 3 tane sorum olacak. Bir de şunu söyleyeyim, ya sizden ya da bizden bir moderatörlük eşliğinde bu toplantılar olursa zaman çok önemli. Muhabbet olsun ya. Çok soru değil abi, isteriz sen konuşmak yok ya. Bunu yap. Hani çok sen konuşacaksın gene. Hayır, yok konuşmam ben. Yani ben soruyu sorar geriye çekilir. Beni çok siz konuşun. Öyle zaten. Yok hayır, sizi de dinleyeceğiz abi. Beni de duyduğunuz şeyi anlatın yani. Yorum yapmak. Ben çünkü ben çok şey duyuyorum, üzülüyorum bazen. Yok. Kardeşi şöyle yapıyormuş, bilmem ne böyle biliyormuş. Hep de yalan yani, çok üzülüyorum. Şimdi sizin temsilci olarak çok konuşmanız, detaylı anlatmanıza saygı duyarım. Ama biz de çok ayrıntıya girersek boğulur ve öyle de oluyor. Bu moderatörlüğü ya bizden birileri yapsın ya da belediyeden birisi Sayın yaparsa başkan, çok iyi olur diye düşünüyorum. Sayın Başkan. Buyurun. Dediğinizi ayrılmak istiyorum. Tamam Ayfacığım, ayağını sağ, çok teşekkür ederim. Kent sokakları kazılmadan önce bütün şirketlerin hangi belediye olursa olsun, ya Akhisar Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi'ne haber veriyor, kasıyor ve parasını ödüyor. Ben düzeltiyorum. Buyurun. Bize şu sokaklarda çalışma yapacağız, bilginiz olsun diye önceden yazı geliyor. Tamam. Sıkıntı yok ama Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 3 adet kurum, MASKİ, Gediz Elektrik ve Doğalgaz Akhisar sözleşme yapmış. Kazdıktan sonra diyor ki siz burada tamir edin. Parasını Manisa Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Tüm tamirat Manisa Büyükşehir Belediyesi. Hangi sokak olursa olsun. Olursa olsun. Sokak fark etmiyor. Yani size ait olan yeri sizde ücretini ödemiyor mu? Hayır. Ücretini Büyükşehir ödüyor, Büyükşehir tamir ediyor. O yapıyor. Anladım. Onu o zaman çok netleştirmiş olduk. Ben bunu geçen mesele de söyledim. Ben bundan çok sıkıntılıyım. Evet. Yani şimdi efendim Manisa'ya gidiyorsun. Her yer doğalgaz kazık. O zaman bu konu... Diyor ki adam bana niye yapmıyorsun? Senin sokağın değil mi? Ya benim sokak ama sözleşme var. Ben bir kere yaptım onu. Bu dedim, bu sokak dedim bize ait olmamasına rağmen tamirat Akhisar Belediyesi tarafından yapılmaktadır diye yazdım. Sağ olsun oraya geldiler. Anladım. Onlar yapmaya devam ediyor. O zaman bundan sonraki şirketlerin çalışması sonrası yani öyle bir büyükşehirden talep ediyor. Öyle bir alternatif varsa keşke bana verse, evet. Ben parasını keyifle yapayım. Benim ekipler var. Devamlı bir yerleri yapıyorlar zaten. Araç kiralama, araçları aldınız, belediye bünyesinde aldınız böyle bir krediyle. Aldık, kredi aldık. Yani bize ait olan. Bize ait. Bunlar valla elin malındansa kendi malımız olsun. Ben daha çok seviyorum öyle. Ben iş hayatında da öyleydim. 31 Mart öncesi 1.300.000 lira borç vardı kiralamalardan dolayı. Yükseldi o. Daha da yükseldi. Tabii ödeyemedik. Bunu da bizim mesela şey yükseldi. Bu biraz asfalta kaynak ayırdığımız şey. İller Bankası'na olan borç veya devlete olan borç azalıyor. Çünkü o otomatik şahsı biraz arttı. Birbirini dengeliyor. Anladım. Bir de bizim şeye çok borcumuz oldu. Yani emekli olanlara çok para ödüyoruz. Orada sıkıntımız var. Ya yani biraz o tip şeylerde sıkıntı yaşadık. Akhisar Belediyesi'nin geçmiş yerel yönetime açtığı bir yargı veya mahkeme yok, var mı? Yok, hayır, biz onlarla uğraşmıyoruz. Ya bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Kötü idare var. Orada yapacak bir şey yok yani. Zaten Akhisar halkı cevabını verdi. Onlar da bir şey olmuş. Zeytin konusu tamamen bitti mi, netleşti mi? Zeytinoğlu'daki zeytinin tamamını artık Akhisar Belediyesi'nin 5 Kasım itibariyle orası bitti. Anladım. Ha ama o zeytinini kiralayan vatandaşın hala Akhisar Belediyesi'ne borcu var. Belli bir rakam, sizle de konuştuk daha önce, bankada bloke geçen seneki para. Biz ama bu sene birazını toplamış artık, onunla ilgili bir şey yapmadık. Bir kısmını bir gün toplamış, sonra çıkmış. O zaman şunu sorayım, bağlantılı onunla ilgili. Kamu kurumunu zarara uğratmaktan benim bir suç duyurum vardı.